Selamün aleyküm hocam. Bir adam sürekli gurbette çalışıp parasının çoğunu kendi yese, kardeşlerine ve yeğenlerine, kendi çocuklarından çok önem verse, kendi ailesinin ihtiyacı olduğu halde eşini ve çocuklarına yapılan bu şiddetlere sahip çıkmasa ve bu şekildeyken eşinin kendine kadınlık görevini yapmasını istese ve kadın yapmasa günah kazanır mı diyor. Yani eşimden diyor kocalık adına hiçbir şey görmüyorum ama o benden diyor kadınlık hakkı bekliyor. Yani ona kadınlık yapmamı bekliyor ve ben bunu yapmıyorum. Bunun bir günahı var mıdır? Evet. Şimdi ikinci soruyla başlayayım Evet hemen. hocam. Yani rollerin çatışması söz konusu olamaz. Yani o bana karşı aile olarak, eş olarak, koca olarak veya çocuklarına karşı baba olarak vazifelerini yapmadı. Ben de ona karşı Yapmam. kadın olarak kocama karşı vazifelerimi, hakkımı yerine getirmeme hakkını doğurdu. Şimdi mecellede bir kaide var. Batıl nakisün aleyh olmaz. Bu bugünkü hukukta da geçerli. Yani normal hukukta da işte diğer kullandığımız, icra ettiğimiz hukukta da artı olarak Avrupa hukukunda bile var. Yani kötü, yanlış, boş olan, yanlış olan şey senin delilin olmaz. Ya o işte kaçak 10 kat attı. Halbuki 5 kat yapması lazımdı. Şimdi o yaptığına göre ben de yapmam lazım. Sana ver müsaade etme, o yapmış bir şekilde zaman olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. O Kimsenin inanması şartlarda seni doğru ha yapmaz. işte vala, veyahut da işte o gitti yedi yemeğin bulaşığını koydu odanın ortasına. Kaplarını, Evet. şeylerini, Tabaklarına. kirlileri koydu. Ortadan kaldırmadı. O yaptığına göre ben de yapayım. O senin delilin olmaz. Veya o senin evine bakmadı. Nafakanı, iaşeni, hakkını, hukukunu gözetmedi. O zaman ben de ona karşı haksızlık edeyim. O bana haksızlık ettiğine göre ben Ben de de. ona haksızlık edeyim. Hakkı doğurmaz kimseye karşı. O yüzden herkes hakkını, vazifesini, kendisine düşen görevini yapacak. Ondan sonradan da haklı olarak tabii, haklı olarak şunu bekleyecek. Yani diyecek ki bak ben sana karşı vazifelerimde hakkını yerine getirmekte, sana olan hürmetimde, saygıda kusur etmiyorum. Yani elimden gelen yapabildiğim kadarıyla vazifelerimi yerine getirmek için gayret ediyorum. Ama senden de rica ediyorum ki aynı şekilde davranman. Yani bana karşı da veya çoluk çocuğuna evine karşı da bu Vazifelerini yerine hassasiyeti getir. en az benim sana duyduğum sevgi kadar, saygı kadar senin de bana saygı, sevgi duyup bunu yerine getirmeni bekliyorum deme hakkı elde eder. Yoksa işte ne demişler? Sen ağa, ben ağa. Bu inekleri kim Kimse sağa ha? demiş? Yani herkes ağa olursa, herkes dayı olursa, peki bu yuvayı kim kuracak? Bir tuğla bile ne yapılıyor? Duvar örürken biri tam konduysa, birinci sırada, köşelerde tam konduysa, ikinci sıraya başlandığı zaman onu usta yarısını kırıyor ki ne yapıyor? Birbirine tam düz düzde Denk çizgileri gelsin diye. denk gelmesin. Ve sağlı sollu birbirine çaprazlama gelsin ki iyice kaynasın, sağlam olsun istiyor. Bunun gibi yani bazen sen alttan alırsın, bazen o alttan alır. Ama iki taraf da anlayışlı olacak. Yani işte ben şimdi hakkımı yedirmem, ben ezilmem, öyle ben sabredemem, bana sabrı tavsiye etmesin, bana susmayı kimse tavsiye etmesin. Benim çektiğimi bir Allah bilir. Annelerimiz, babalarımız, nenelerimiz sustu da ne oldu? Ben onlar gibi olamam. Diyenlere bakın şimdi. Hangi çağda Susmak yaşıyoruz? yerine, susmak yerine ya bazen susmak seni kurtarıyorsa, susmak başına iş açacak, sana daha büyük felaketleri getirecekse konuşman. Susman senin için daha hayırlıdır. Susmak başına iş açacak, felaket getirecek konuşmaktan senin için o zaman daha hayırlıdır. Ya o zaman ben susmam. Susmazsan ne oluyor? Yuvan yıkılacak. Ailede sevgi kalmayacak. Yok ben susmam, sustururum. Karşı tarafı mutlaka ilzam ederim, sustururum. Ondan sonra onun şahsiyetini rencide edecek ifadeler kullanırım. Halbuki kadın kısmı 5 dakika sussa, koca kızdığı zaman inan zaten koca dedik ya 1'e 3 konuşma hakkı var erkeğin. Evet. Yani sen 3 konuşuyorsan o 1 konuşuyor. Yani sen sussan zaten konuşmayacak. Yani düşün ki şimdi bir adam karşısında muhatap olan kendisiyle konuşan kimse olmadıkça ne kadar konuşabilir? Kimse dinlemiyor. Evet.
Konuşuyorsun duvar gibi cevap gelmiyor. Ya en fazla 5 dakika konuşur. En fazla taş çatlasa onu da konuşamaz. Niye? Yok ki muhatap yok karşıda, cevap veren yok. Ya 5 dakika sabret. Bak göreceksin ama bunu yaparken tabii susuyorum ama gözlerimle de öfke saçıyorum. Yani gözlerimde mermi olsaydı o mermi seni delik deşik edip seni perişan edecekti, helak edecekti. Böyle değil. Bakışlarınla adamı yercesine öfke kusan, öfke saçan bir bakışla değil. Normal. Yani şöyle bir hadis saygıda var. Kusur etmeden iki taraf için de bu böyle. 5 dakika sabretsin. O 5 dakika sonra o adam zaten yaptığı o fırtına o geçtikten sonra kendini affettirmenin, kendini bağışlatmanın yolunu arayacaktır. Hocam, ama yeter ki sen o benzin alevlendiğinde, evet, o ateş parladığında bir benzin de sen dökme. Yani o aleve, o parlayan aleve benzin dökme. Sabret. Göreceksin ki çok fazla sürmez. Çok sürmez hocam, yani. Hocam hayır söz hariç diyor, dilini tutan diyor şeytanı mağlup etmiştir diyor. Zaten hani şeytanı mağlup etmişsen, sen susmuşsan orada şer olmaz zaten. Şeytan yok, şer de olmaz. Tabii.